Herkese selamlar. Böyle beşi bir yerde şeklinde karşınızdayız. En kalabalık şeylerden, kayıtlardan biri olacak bu galiba. Neredeyiz? İTÜ. Yanlış söylersem düzeltin beni. İTÜ, Teknokent, Arı 1. 1. Bekleriz. Niye buradayız? Azure'la ilgili, belki hatırlarsınız, ilk Azure Show'u açarken açılış videosunda şeyden bahsetmiştim. Hani Azure'la ilgili bir şeyler yapıyorsanız, çalıştığınız firmalarda, şirket olarak, yani iletişimde olalım, hep beraber oturalım, konuşalım, neler yapıyorsunuz, neler güzel, neler kötü, ne tarz sıkıntılar yaşıyorsunuz vesaire derken bir e-mail aldım ben bu arada Serkan'dan. Ve o e-mail sonucunda burada buluştuk. Azure'la ilgili birçok şey yapıyorsunuz. Evet. İlk başta nereden? Buradan. Galiba patron burada. Doğru mu? Hani göreceli patron diyeceğim. Hani böyle patron birkaç kademe patron oluyor doğal olarak da. Ekibin patronu veya ekibin abisi diyelim. Abi. Tamam. Yani şirketle ilgili biraz bilgi alalım. Hani neler yapıyor, neler oluyor? Biz işte Teknopark'tayız. Arı 1'de. Bir İtalyan ortaklık firmayız. Azure'la ne zaman tanıştık? Yaklaşık bir sene kadar önce. Bir buçuk sene oldu. İtalyanlara bir proje yaparken dedik böyle bir şeyle uğraşabilir miyiz? Windows Azure'da uğraşalım. Bunu Windows Azure'da çözebilir miyiz? Projelerimizi geliştirebilir miyiz diye. Her şey öyle başladı zaten. Ağırlıklı web projeleri galiba. Web projeleri. Mobil projeler. Windows Azure'un birçok komponentini kullanıyoruz. Birçok feature'ını kullanıyoruz. Bildiğin. Şey de var mı şirkette? Aslında tabii ben bir kısmını biliyorum soruların cevaplarını. Çünkü videodan önce konuştuk tabii. Evet. Azure dışında diğer ortamlarda da bir şeyler var. Hani Amazon'da vesairede oralarda da bir şeyler yapıyorsunuz tabii, diye biliyorum. Tabii. Aslında biz sadece .NET projeleri geliştirmiyoruz. Java platformunda da geliştirmeler yapıyoruz. Bunun yanında PHP, Ruby ile de bir takım projeler var. Ancak işte bu ekip, bu gördüğünüz ekip .NET projeleri yapıyor yoğunluklu olarak. .NET projeleri geliştiriyorlar. Biz Windows Azure tabii sadece .NET olarak düşünmüyoruz. Yani Java platformumuzu da Windows Azure'a taşımayı düşünüyoruz. Ruby'de geliştirdiğimiz şeyleri, PHP'de geliştirdiğimiz şeyleri, şu anda hali hazırda zaten PHP'de geliştirdiğimiz şeyler Azure'da çalışıyor. O konuda da bir takım çalışmalar yaptık. Java platformu ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tabii bu arada Windows Azure'un güçlü olan yanları işte hani table storage'lar, işte queuing'ler, blob storage'lar, bunların hepsini Java'da nasıl çağırabiliriz, nasıl performanslı olur? Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bir takım yeni ürünler var. Bu ürünleri Windows Azure'a nasıl geçirebiliriz? Bunun şu anda analizini yapıyoruz. Ya o zaman kabaca memnunsunuz Azure'dan o zaman. Çünkü hani tabii, her şeyi geçirmeye çalıştığınızda tabii. Yani memnunuz. Support var. Bir de çok hızlı büyüyor ve bence çok stable büyüyor. Dengeli büyüyor. Baktığımızda destek de alıyoruz. Yeni bir release çıktı Windows Azure'ın. Bizim yaptığımız bir takım şeyler hatta şey oldu. Yavaş yavaş eskimeye başladı. Mesela biz autoscaling ile ilgili kendimiz bir şeyler tanımladık. Bir baktık bir anda yeni bir release çıktı ve autoscaling kendi kendine geldi. Ne güzel, çok mutlu oldum. Şeydeki yeni release'deki autoscaling sizin ihtiyaçları tamamen gideriyor mu? Aslında ilk yaptığımız autoscaling de tamamen CPU bazlı bir analiz yapıp ona göre autoscaling yapıyorduk. Şimdi o birçok feature'da oraya koymuşlar zaten. Performans kanıtına göre yaptılar galiba o bölümleri de anladık bu bölümde. Bayağı destekliyor yani bizim işimizi şu anda görecek gibi görünüyor. Süper. Yani şu an çalışan bir otoskelik vardı zaten evet. Ama yeni olan hani premium çok rahatlıkla zaten evet. Bütün ihtiyaçları bizim gideriyor. Şu anda çoğu ihtiyacımızı gideriyor yani. İyi, güzel. Başka, bana aslında detaylı bir liste yollamıştınız. O listenin evet. Hepsini konuşma dedim ya, bir şansımız büyük evet. ihtimalle yok. Hani ama listede epey bir item vardı. Benim hatırladıklarımdan bir tanesi otoskelikti. Sorun olarak çözdüğünüz. Sonra logging için table storage kullanmıştınız. Table evet. storage ile ilgili deneyimler nasıl? Açıkçası ilk başta filtreleme konusunda biraz sıkıntı çektik ama hani insert ve hani datayı çekme yani select konularında herhangi bir sıkıntı yok şu ana kadar. Hani oldukça hızlı bence. Ama tabii data büyüklüğümüz şu anda hani o performans analiz edebilecek kadar da büyümedi. Hani belki büyüdüğü zaman daha iyi bir analiz yapılabilir. O konuda şu an hani bir şey söyleyemeyeceğim ama hani ilk aşamada iyi olduğunu söyleyebiliriz. Biraz farklı açıkçası. Biraz Mongo bilgisi ya da NoSQL bilgisi diye bir açıkçası. Onu birazcık bilmek gerekiyor.
Ama loglama açısından iyi oldu yani bizim için. Okey, süper. Şimdi birkaç tane proje var yapmış olduğunuz. Evet. Yine mailden hatırlamaya çalışıyorum. Onlardan bir tanesi Malt Tenancy proje. Evet. Malt Tenancy'yi nasıl tasarladınız, nasıl hallettiniz? Ya onda aslında ilk başta başladığımız, yani ilk projeye başladığımız zaman Provinz CC'de, yani oyun platformu. Hani farklı ülkelerde açmak istedim önce. Biz de ilk başta hani süreden dolayı ve Malt Tenancy'yi daha ilk projemizi uygulamadığımız için her bir ülke için ayrı bir proje yapmak istedik. İşte branch açtık her bir için. Sonra hedefimiz işte 6 ülkeden sonra 6'dan fazla ülkeyi serlerse bizden biz bunu Malt Tenancy'ye geçirelim. Hem bunun için bir deneyim olur. Mantıklı, çok mantıklı. Yani bekleyelim dedik. İşte tabii istek arttı hemen. İşte Amerika kıtasında sanırım 4 tane ülkede açıldı. Evet. Avrupa'da da 6 tane ülkede açılacak uygulamaydı. İşte biz tabii çok fazla sıkıntı çektik çünkü bizim İtalya'dan bizden İtalya'dan beklediğimiz şeyler, yani requirementlar çok fazla sorun yaratıyordu bizde. Yani Malt Tenancy'yi nasıl işte ülkede detek edeceğiz, işte bunu nasıl Avrupa'ya da Amerika'ya göre ayırmamız gerekiyor gibi sıkıntılar çektik. Ya bunun için zaten bir Amerika için ayrı bir Malt Tenancy uygulaması, bir de Avrupa için yapmıştık biz. Tabii sürekli böyle karşıya çıktı hatalardan, daha da geliştirdik. Zaten sadece Malt Tenancy'de farklı ülkede tek bir DB, tek bir uygulama instance olarak kullandık. Hani farklı her ülke için ayrı bir database kullanmadık. Yani tamamen Malt Tenancy bir uygulama. Database seviyesine kadar Malt Tenancy. Database seviyesine kadar hocam Malt Tenancy. Tamamen o şekilde başladık. Şu anda yani sorunsuz yaklaşık 10 tane. Peki şeyler falan da Malt Tenancy. Storage, table evet. Vesaire. Hepsi. Onların hepsi de aslında evet. Tek bir storage account evet, var. Evet. Hepsi Malt Tenancy. Tek bir storage aslında region'a göre tek bir storage. Yani onu soracaktım aslında. Yani ayrı deployment'lar var Amerika ile Avrupa için, doğru mu? Evet. Okay. Ya vardı. Aslında bizim sonradan onu sadece Avrupa'ya almak zorunda kaldık çünkü bize URL React modülü vardı. Çünkü modülden evet. Dolayı modülümüz Avrupa'da çalıştığı için, İtalya'da çalıştığı için yani biz Amerika'dan biri girdiği zaman önce İtalya'ya request atıp ondan sonra tekrar işte İtalya'dan URL React'la bütün işlemleri alıp yeniden outbound yapması lazım çünkü. Aslında. Yeniden Amerika'ya gönderdiği için aslında biz Amerika kıtasına ayrı bir instance açarsak bizim için iki kat daha yavaşlatmış olduk aslında. Biraz aslında hani... Öyle bir sıkıntılarımız oldu, o yüzden sadece Avrupa'ya açtık. Evet, hani biraz önce anlattığım aslında şey değil, operatör regülasyonları ile her şey İtalya'da evet. Olması bir durumlar. Yani zaten aslında temel olarak... Ülke sınırlarıyla alakalı. Aynen öyle. Yani bir, biz tasarlarken storage'ı da region'a göre ayarlamaya çalıştık. Yani Latin Amerika'da ayrı bir şey olsun, storage olsun. İşte Avrupa'da ayrı bir storage olsun. Böylece hani nasıl diyeyim, network gibi bir sıkıntı olmadı. Avrupa'dan data çekmek için çok Latin Amerika'dan. Avrupa'dan data çekmek ne kadar uzun sürüyorsa işte orada performansı düşürdü. Yani zamanında cost'ları düşürdü. O yüzden Latin Amerika'da bir tane daha storage olarak planlamıştık. Ama daha sonra işte bütün işte regülasyonlarla ilgili, yani şirket içi politikalar gibi bunlardan dolayı bunları tekrar birleştirdik, tek bir noktaya da topladık. Ya çünkü yani şirketin belirli bir ülke sınırları dahilinde tutması aynen. Gerekiyordu o datayı. Okay. Yani teknik sorunlardan daha fazla aslında yasal veya işte bahsettiğim regülasyonlardan dolayı bu şekilde tasarlanmak zorunda kaldınız. Okay. Başka neler oldu? Var mı başka bir şeyler? Belki SAS'dan bahsedebiliriz. SAS, Shared Access Signature. Evet. Başınızı ağrıtmış anladığım kadarıyla. Aslında bu fikir birazcık şeyden yola çıktı. Yani elimizde bir oyun sitesi var. Oyun linkini kimseyle paylaşmak istemiyoruz. Hani belli bir süre sonra expire olmasını istiyoruz biz. Hani oyunları bir nevi içeride tutalım diye düşündük. O yüzden de hani böyle bir şey olduğunu araştırdık, öğrendik. Azure tarafında bunun iyi bir desteği olduğunu öğrendik ondan sonra. SAS expiration ile ilgili. İşte oyun dediğimizde insanların kafası hani şey olabilir böyle bir HTML5 ile oyun ne alaka? Aslında şu oyun sizin oyunlar HTML5 evet. Oyunlar yanlış anlamadıysam. Evet. Ve bu bütün HTML content'i aslında bloklarda tutuyorsunuz. Evet. Yani oyunun bütün kodu aslında bloklardan host ediliyor. Evet. Onun önüne de bir SAS koymak istediniz. Evet. O şekilde. SAS problemler ne oldu veya problem oldu mu? SAS ile ilgili açıkçası bir cross Origin'le ilgili bir hatamız olmuştu. Galiba şeyle ilgili şikayet vardı yani ipucu vereyim çünkü aralarda evet, konuştuk. Evet. Şey şu SAS expire ettiğinde onu yakalayamıyor evet, olmak evet. Tam o, olarak. O birazcık can sıkıcı oldu. Ve hani işte signature hatası gibi böyle error'ı da bu arada yanlış hatırlamıyorsam eğer değişmediyse böyle plain text bir error atıyor. Evet. Kesinlikle. Yani böyle XML formatlı XML atmaya başladılar çünkü eskiden XML de değildi o. Okey, XML ise yine hani bir şekilde okunabilirmiş de
Biz onun için şey yapmıştık bu arada, mecbur kalmıştık yapmaya. Çünkü o expire ettiğinde yenilemen gerekiyor. SIS'i gelip WebRoll'den link istiyordu. WebRoll ise SIS cache'i tutuyordu. Yani WebRoll gidiyor, SIS'i alıyor, shared access signature'ı alıyor. Kendisi artık table'a mı yazar, SQL'e mi yazar? Bir dahaki sefere geldiğinde aynı SIS'i tekrar geri veriyor. Ve ilk başta şey yaptık, SIS'leri işte geldiğinde gidiyorsun, diyorsun ki şu oyunun linkini ver bana diyorsun WebRoll'e. WebRoll bakıyor, benim elimde valid bir link var mı? Yoksa eğer gidip alayım, hem bunu cache'leyeyim hem de vereyim. Varsa eğer sadece vereyim, mantığıyla ilerledik. Sonra bunu bir de daha da garantiye almak için arkaya minik bir worker koyup bu SIS'leri yukarıdan aşağı hani bir check edip belirli aralıklarla refresh atan bir mantık koymak durumunda kalmıştık. Yani işimiz garanti olsun, sürekli elimizde valid SIS'ler olsun diye. Yapacak bir şey kalmamıştı. Nitekim worker koymanın da şey dezavantajı var. Yani belki hiç request gelmeyecek, önümüzdeki bir saat boyunca hiç request gelmeyecek blokların gereksiz yere SIS'ini yaratmış oluyorsun. Evet. Ve SIS yaratmak da bir transaction, onun için de bir para veriyorsunuz. Aslında evet. Onun da öyle bir dezavantajı var. Peki şeyi sorayım, yani neler kullandınız? İşte web roller var, worker roller var mı? Arada queue'lardan aslında bahsettiniz. Yapı olarak, hani mimari olarak böyle bir şeyler mi var? Önden geliyor, arkadan proses oluyor, bir şeyler var mı? Worker açıkçası şeyde çok fazla kullanmıştık. Autoscale olayında worker role oldukça ben kullanmıştım. İşte her seferinde arka taraf, yani o CPU'ların, ayakta olan CPU değerlerini dinlemek için worker role'ü her seferinde gidip o loglara bakıyordu. Loglardan belli bir değeri açtığı zaman ona göre bir instance sayısı arttırıyordu. Worker role orada bayağı işimize yaramıştı açıkçası. Onun haricinde table store demiştik. Arada şeyleri kullandınız mı diye, hani sadece balık tutmaya çalışıyorum bir anlamda. Evet. İşte hani web rolden work rol arası bir komünikasyon gerekti mi hiç? Şu anda onunla ilgili bir komünikasyon gerekmedi açıkçası ama hani work rol genelde şey için her zaman hani güncellenmesi gereken ya da bakılması gereken bir istek olduğunda work role ihtiyaç duyduk. O oldukça işimize yaradı. Yani arkada sürekli proses edilmesi gereken bir şey olduğu zaman work role İşimizi genelde çoğu zaman çözdü yani. Okey. Peki, başka ne vardı? Maili hala hatırlamaya çalışıyorum. Content integration vardı. Git server olayı. Evet. İlk başlarda deployment'ı böyle paket paket yapıyordunuz galiba. Evet, o bayağı macera olmuştu. İlk siteyi... Ne kadardı paketin büyük? Tam olarak hatırlamıyorum ama bir 35 dakikamız alıyordu bizim buradaki internette. İnternet hızından da kaynaklanıyor olabilir açıkçası. Ya o paket epey büyüyebiliyor yani 100-150 megabaytları bulduğunda 70'i falan buldu zaten ya. Ondan sonra can sıkıcı oluyor yani istediği kadar şeyin hızlı olsun, internet bağlantı hızlı olsun. Evet. Ya bir de en ufak bir değişiklik yapmak için tekrar paket yarat, tekrar upload et falan olduğu için. Evet. Ama build serverları, build serverlara gelince TFS Live'daki build serverları kullanıyoruz. TFS Live'daki build serverları kullandık. İlk etapta işte biz de tabii Azure'a yeni başladığımız zaman da 35 dakikalık deployment olunca biz böyle nasıl bir iş bu, Azure işte Microsoft destekliyor falan filan şaşkınlık yarattı bizde yani açıkçası. Yani lokalimize test ediyorduk hatta. Aynen, hiç uğraşmıyorduk. Onunla ilgili de şöyle komik anımız vardı, oraya bağlayayım. Normal siteyi atıyorduk, ondan sonra mesela HTML'de bir şey değiştireceğiz, tekrar deploy edelim diye uğraşmıyorduk. Remote yapıyorduk, hemen oradan değiştiriyorduk. Kaydediyorduk. Birkaç gün böyle bizi götürüyordu. Bunu herkes yapıyor ama. Azure'a ilk geçen herkes yapıyor bunu. Sonra ertesi gün mi geliyorduk, bizim değişiklik yok. Gitti. Nereye gitti falan diye böyle kendi kendimize bayağı bir şey yaptık. Sonra işte araştırdık. Olayın özünü öğrendik. İlk attığın orijinal paketi yine extract ediyor arkadaş. Evet. Yani yine sizinki iyi HTML'miş. Ben oraya yani assembly atan biliyordum. Hani böyle diğerini update ettim bitti. Ya bir de şey riski var tabii. Belki dev ortamında bir noktaya kadar yapabiliyorsun da hani yarın öbür gün atıyorum 10 instance'a çıktığında ne yapacaksın? Evet. Her instance'a tek tek RDP yapıp hani tek tek dosya mı atacaksın? Ama build server yok. Şey de ilginç aslında. Şimdi hani aslında çok doğal bir şeymiş gibi konuşuyoruz build server'la ilgili de build server şu anda preview. Evet. Ve hani güvenerek kullanıyoruz production'da. Bir sıkıntı da olmadı pek. Biz de kullanıyoruz şirket tarafında. Ya biz bu remote olayında şeyi bile araştırdık. Yani hani bu build olayını çözene kadar hani komik ki belki ama hani yaşanmış bir hikaye.
Hani sonuçta belli ki Azure bunu bir yerde tutuyor bir dosya olarak. Nerede tutuyor? Gidelim evet, nerede tutuyor? Bakalım vardı, orada değiştirelim falan diye bile düşündük ama sonra baktık bu işin çözümü TFS'e daha rahat olacak bizim için. TFS Vue'da. Sonra onu yaptık da bayağı rahatlattı yani, iyi oldu bizim için. En azından network trafik olayını çözüyor. Yani check-in'i yapıyorsun, sonra build'i evet, veriyorsun. Arkadaş takılsın durumu oluyor. O yüzden rahat yani. Kendi iç network'ünde onlar. O bir blob'a atıyor önce. Bir de şey güzel, ben onu da seviyorum. Azure port bir şey atıyor TFS'te. Aslında her deployment'ta, bilmiyorum farkına vardınız mı? Branch değil. TFS'te atarsın ya. Şu andı sakla dersin. Neydi o? Hiçbirimizin aklına gelmeyecek mi? Snapshot atıyor, evet. Oraya. Her deployment'ta oraya bir tane şey atıyor. Böylece hani otomatik hale getirmiş oluyorsun. Çünkü aslında bu istediğin bir şeydir. Hani ekiplerde bunu kural olarak koymaya çalışıyorsun. Her deployment öncesi oraya bir label atalım arkadaşlar Snapshot'tan. Evet, label. Daha doğru kelimeyi şimdi buldum. Oraya bir label atalım dersin. Onu bir kere otomatik hale getiriyor. Sonrasında da Windows Azure portalına girersen aslında her deployment'ı ayrı ayrı görüp rollback yapmak da çok kolaylaşıyor. Hatta yani tekrar deployment bile yapmadan direkt oradan package seçip deploy edebiliyorsun. O da güzel bir şey. Evet, güzel olmuş. Ya şeyden başlangıçtan başlayarak aslında her Azure'la development yapmaya başlayan her ekibin yaşayacağı problemleri aynı tarihsel sırayla neredeyse yaşamışsınız gibi düşünüyorum. Yani evet, multi-tenancy, işte loglamanın yapılacağı yer, auto-scaling yapmışsınız, hazır geldi şimdi. Evet. Diğerlerinde de hazır gelir umarım zamanla. Daha rahat olur. Okey, süpermiş. Başka var mı bahsedeceğiniz bir şey? Yani birkaç dakikamız daha kaldı. Şikayet yapacağımızdan bahsedeceğiz. Olabilir. Qwin ile ilgili tabii bir şikayet yapacağız. Örneğin herhangi bir şekilde bizim ürünlerimizde bir yenileme, ödeme anlamında, abonelikler'de bir yenileme olduğunda tabii ürünün haberdar olması lazım. Tabii ödeme platformunun ürüne haber vermesi gerekiyor. İşte bu üyeliklerin kaç veya yenileme, bu adamların expiration date'i artacak, ileri bir tarihe atanacak. Bu işlemler için mesela çok yoğun HTTP request'ler oluyor. Bu HTTP request'ler de bir tarafta, uygulama tarafında, Azure'da deploy edilen uygulamada CPU yoluna ediliyor. Çünkü bir anda yüklenme olduğu için. Bunu mesela Q'ya koyup sonra asenkron olarak işleme modülü yapıyoruz. Çok ihtimalle worker'lara mı atmayı düşünüyorsunuz? Evet, onları, yani onları da oradan kursun. Evet. Worker'ları da scale ederseniz belki hani işte klasik şeydeki, kuyruktaki job sayısına göre, ki zaten o auto-scaling'in içerisinde şu anda hazır ve güzel bir şekilde de duruyor. Evet. Hani kuyruk bile seçtiriyorlar, vallahi güzel yapmışlar o kısımları. Hani daha geliştirecek çok yeri var da kuyruktaki job sayısına göre auto-scale etme olayı da işinizi görebilir oradaki yük arttığında. Evet. Prosesörleri daha arttırıyor. Bazı Java ürünlerinin Windows Azure'a geçirmesi var. Öyle bir proje var. Java'da yazılmış şu anda komünite platformu var bir tane. O platformun Windows Azure'a entegrasyonu var. Çünkü normalde Windows Azure için geliştirmemişti ama SQL Server. İşte ön tarafta J2E Server var. Tomcat. Bunlar birbirleriyle konuşuyorlar. İşte arka tarafta caching var. Böyle çalışan bir yapı var. İşte Hibernate kullanıyor falan bir yapı var. Bunu nasıl hani gene Linux platformunda Windows Azure'a geçirebiliriz. Onunla ilgili bir çalışmamız var. İşte Linux üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda işte bu Windows Azure'un feature'ları nasıl kullanabiliriz Java üzerinden. Bu tarz çalışmalarımız olacak. Paralelinde CDN'i tabii çok yoğun olarak kullanıyoruz. Daha da yoğun olarak kullanmaya devam edeceğiz. Bayağı bir bizim tarafımızda bandwidth olarak bir kazanç sağladı. Aynı zamanda caching yapabiliyoruz tabii. Client-side caching yapabiliyoruz. Orada bir bandwidth kazancımız var. Bu devam edecek. PHP development'ımız devam edecek. Yeni ürünler gelecek. Bu PHP development nasıl yapıyoruz? Bir web üzerinden bir development'ımız var. Bir de artı mobil, Android'de ve fonlarda geliştirdiğimiz uygulamalar var. Bunların tabii backend, yani server tarafındaki geliştirmeler PHP olabiliyor. Bu konuda mesela şeyi kullanmayı, web site'i kullanmıyoruz. PHP'leri oraya getirebiliyoruz. Tabii, bu tarz çalışmalarımızda. Mobil uygulamalar dediniz, mobil web uygulamaları mı yoksa mobil aplikasyonlar? Native Android uygulamaları falan. Şeyi hiç baktınız mı burada, biraz gaz mobil servis. Mobil servislere hiç baktınız mı? Mobil servis, şu anda mobil servis kullanacak bir durum olmadı açıkçası. Hani broadcast ile ilgili herhangi bir durum söz konusu olmadı çünkü
providerlardan bize o şekilde geldiği için streamler. Broadcast olayına girişmedik yani. Hani açıkçası kullanabilir miyiz diye düşündük onda. Yeni yeni release oldu orada. Evet. Özellikle şey tarafında, yani sonuçta böyle siz API'leri falan hepsini zaten kendiniz yazıyorsunuz anladığım kadarıyla. Hani mobil servisin orada getirdiği ekstra kolaylık belki çok da birazcık sınırlayıcı da olabilirsiniz işte, ama özellikle şey kısmı, hani notification kısımları çok ciddi kolaylık sağlayabilir. Eğer kullanacaksanız da, yani notification yollayacaksanız o şeylere. Çünkü işte yani şeyi çok güzel halletmiş durumdalar. İşte Android, iOS, Windows Phone, Windows 8, iPad falan filan derken hepsinin notification formatları farklı. Çok güzel bir şekilde onları tek noktaya toplayıp hiçbirinin formatıyla ilgilenmeden notification yollayabiliyor olmak ciddi kolaylık. Sadece o ayağını bile belki kullanma şansınız olabilir. Peki, çok teşekkürler o zaman. Biz teşekkür ederiz. Zaman ayırdınız böyle toplu bir şekilde. Haberlerinizi bekliyor olacağım. İleride böyle problemler, güzellikler oldukça tekrar bir video daha çekeriz. Devam edecek. İTÜ Teknokent'ten bağlandık bugün diye bir geyik yaparak videoyu kapatayım. Video kapatmak en zor işlerden bir tanesi. Bunu sürekli söylüyorum. O nedenle hoşça kalın deyip muhabbeti sonlandırmış olayım. Görüşürüz.